Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levillileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye... Çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona... Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çağrığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı. Dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim.